Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Bu haftaki konuğum dermatoloji uzmanı Sayın Deniz Öztürkkara. Kendisini önceki programlarımızda tanımıştık. Bu hafta da onunla beraber akne ve sivilce tedavilerinden konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Bugün akne ve sivilce tedavilerini konuşacağız sizinle beraber. Malum kış aylarında yapılan bu tedaviler ergenlik boyunca ve hayatımız boyunca birçok dönemde de bizim başımıza gelebiliyor bu akneler. Peki bu akne dediğimiz ve sivilce dediğimiz şey nedir hocam? İlk önce onları konuşarak başlayalım isterseniz. Tabii. Akne aslında halk arasında sivilce dediğimiz bir hastalık. Sivilce demek yani akne demek yağ bezinin iltihabı demek. Yağ bezinin hastalığı demek. O yüzden aknelerimizi kesinlikle bir dermatoloji uzmanına tedavi ettirmemiz gerekiyor. Akne aslında sistemik bir hastalık, vücudumuzu etkileyen bir hastalık. Yağ bezinin inflamasyonu olduğu için güzellik merkezlerinde, medikal estetik hekimler tarafından ya da uzman olmayan kişiler tarafından tedavi edilmemesi gerekiyor. Sonrasında aknelerin biz geçeceğini biliyoruz. Yani ömür boyu kimsenin aknesi kalmayacak. Ama akneler geçerken iz bırakacağı için mutlaka tedavi etmek gerekiyor. Peki hocam akne denince aklımıza sadece siyah nokta mı gelmedir ve aknenin de çeşitleri var mıdır? Akne denince tek bir akne yok. Aknenin çok fazla çeşidi var. Ama akne ilk önce siyah nokta, sivilce olarak başlamakta. Biz siyah noktalara komedon diyoruz. Komedonlarla başlıyor akneler. Sonrasında iltihaplı sivilcelere dönüşüyor. Böyle küçük iltihaplı sivilceler de olabiliyor. Ya da akne derinleşirse kistik, iltihaplı aknelere de dönüşebiliyor. Zaten bizim korktuğumuz da kistik akneler. Onlar daha fazla iz bırakıyor. Ama tabii ki bu demek değil ki siyah noktayı tedavi etmeyeceğiz. Siyah nokta kistik akneye dönmeden düzenli olarak tedavi etmek gerekiyor. Peki siyah noktalarımı sıktığımız zaman iz kalıyor mu hocam? Siyah noktayı aslında ben buzdağına benzetiyorum. Buzdağının bir görünen kısmı var, bir de görünmeyen kısmı var. Siyah noktayı sıktığımızda siyah noktalardan kurtulmuyoruz. Aslında görünmeyen kısmına enfeksiyonu yaymış oluyoruz. Bu da daha fazla siyah nokta oluşumuna neden oluyor. Bazen de siyah noktayı çok derinden sıktığımızda doku kaybına neden oluyoruz. Bu da siyah noktanın iz bırakmasına, sivilcenin iz bırakmasına neden oluyor ki biz izleri daha zor tedavi ediyoruz. Onlar için hastanın daha fazla uğraşması gerekiyor, doktorun daha fazla uğraşması gerekiyor. İz kalmadan sivilceyi tedavi etmek gerekiyor. Peki hocam akne sadece ergenlik döneminde mi görülüyor yoksa sonrasında oluşan aknelerin sebepleri neler? Akne aslında artık yaşam boyu görebildiğimiz bir rahatsızlık. Eskiden ergenlik döneminde gördüğümüz bir rahatsızlık olarak biliyorduk. Ama şimdi öyle değil. Bizim kliniğimize 20 yaş sonrası, ergenlik dönemi sonrası akne de çok gelmeye başladı. Bunlardan en önemli sebepleri hormonal sebepler oluyor. Bayanlarda PCOS dediğimiz polikistik over hastalığı ya da tiroid hastalığı ya da insülin direnci gibi şeker hastalığına yatkınlık. Bazen işte metabolik sendrom dediğimiz hastalıklar aknede neden olabiliyor. Ya da hastanın sadece hormonal sebepler değil, yanlış bir kozmetik ilaç kullanımı, yanlış bir kozmetik ürün kullanımı sebep olabiliyor. Ya da bizim yanlış kullandığımız ilaçlar da yapabiliyor akneye. Hep deriz ya hocam çocukluğumuzdan beri de anne babalarımız da söyler. Çok fazla cips yeme, çikolata yeme işte yüzlerin sivilcelenecek. Sizce bu doğru mu? Gerçekten yediğimiz içtiğimiz gıdalarla ilgisi var mı aknelerin? Evet var. Bir kere yağ bezi inflamasyonu dedik, yağ bezi hastalığı dedik akneye. Yediğimiz içtiğimiz gıdalar yağ bezini aşırı çalıştırıyorsa gerçekten akneye sebep oluyor. Bunlar çikolata, özellikle sütlü kahveli çikolatalar kan şekerini yükselttiği için neden olabiliyor bir. Kabuklu kuru yemişler neden olabiliyor iki. Özellikle pakete girmiş, işlenmiş gıdalar, asitik içecekler kan şekeri seviyesini hızlıca yükselttiği için bunlar da sebep olabiliyor. Peki akne tedavisi nasıl olmalıdır hocam ve hangi tedavi yöntemlerini kullanıyorsunuz siz kliniğinizde? Aknenin tek bir çeşidi yok. Çünkü tek bir akne yok. O yüzden tek bir tedavisi de yok. Biz bazen sadece siyah noktayla gelen hastalarımıza sadece krem verip gönderiyoruz. Bu düzenli bir cilt bakımı öneriyoruz. İlk önce diyoruz ki bu siyah noktalardan kurtulmak için düzenli olarak yüzümüzü temizlememiz gerekiyor. Sonrasında düzenli olarak siyah nokta oluşumunu önleyecek kremler veriyoruz. O şekilde tedavi ediyoruz. Eğer aknesi kistik akne ise yani derinde bir aknesi varsa
Bunlar da tabii ki sadece kremler işe yaramıyor. Burada ilaç tedavileri işe giriyor. Bazen antibiyotik tedavileri veriyoruz. Bazen kurutucu akne tedavileri veriyoruz. Bazen bu akne tedavilerine lazer işlemlerini ekliyoruz. Ama kombine tedavi ediyoruz. Hastanın kendi kliniğine göre yaptığımız tedaviler de değişiyor. Peki hocam, mucizevi bir krem var mıdır? Sürdüğümüz zaman hemen aknelerimizi yok edecek ve bizi rahatlığa çıkaracak. Yani kombine tedavilere gerek duymadan yapabileceğimiz bir krem var mı? Aslında yok ama şu anda sosyal medyada o kadar çok mucizevi ilaçlara bahsediliyor ki işte bir günde akne iyileşti ya da bir ayda akne iyileşti. Maalesef böyle bir krem yok. Sanal şeylere inanmamak gerekiyor, reklamlara kanmamak gerekiyor. Bir kere akne bir hastalık. Bir hastalık olduğu için bir günde tedavi edilemez ve tek bir tedavisi de olmayabilir. O yüzden hastanın sabırla doktoruna iletişim halinde olması gerekiyor. Ya bizim en erken tedavi ettiğimiz akneler 3 ila 6 ayda tedavi oluyor. Bazen kalan izleri içinde 3 ila 6 ay tedavi ediyoruz. Neredeyse 1 yıl, 1,5 yıl hastalarla iletişim halinde oluyoruz. O yüzden mucizevi bir krem yok ama tabii influencerlara göre ya da işte bu youtuberlara göre mucizevi kremler var. Hasta bize diyor ki işte hocam ben bunu kullandım daha çok aknem arttı. Çünkü yanlış bir kozmetik ilaç kullanmış. Yanlış bir kozmetik ilaç seçmiş. O yüzden de böyle şeylere inanmayın diyoruz. Kişiye mutlaka özgü olmalı. Hekim kontrolünde olması lazım. Peki hocam, aknede ne zaman ilaç kullanmaya ve cilt bakımını yapmaya başlıyorsunuz? Zamanları nelerdir? Evet, şimdi biz aknede hastanın durumunu gördüğümüz zaman, cilt muayenesini yaptığımız zaman derinde böyle kistik akneleri varsa, iltihaplı akneleri varsa hemen ilaç tedavisine başlıyoruz. Çünkü bunlar çok iz bırakıyor. Hiç oynamasak bile bu akneler iz bırakabiliyor. Normalde siyah noktaları sıktığımızda iz bırakma şansı var. Ama bu kistik aknelerle oynamasak bile iz kalıyor. O yüzden hemen sistemik tedavi dediğimiz ilaç tedavisiyle başlıyoruz. Bazen kliniğimizde ilaç tedavisi yapmadığımız hasta grupları oluyor. Onlara cilt bakımı uyguluyoruz. Mesela cilt bakımı olarak da siyah nokta oluşumunu engelleyecek glikolik asit, salisilik asitli meyve asitleri içeren peelingler uyguluyoruz. Ya da o komedonları kendimiz özel aletlerimizle temizliyoruz. Kişinin kendini sıkmamasını istiyoruz. Sonrasında baktık hastanın sistemik bir ilaç kullanamayan hasta grubumuz da oluyor. Bunlar da lazerlerle kombine krem tedaviler uyguluyoruz. Hocam, akneler iz bıraktığı zaman hangi tedaviler uyguluyorsunuz? Akne iz bıraktıktan sonra biz derinliğine göre tedavi seçiyoruz yine. Ama bizim bu sene kliniğimizden çok kullandığımız lazer sistemi fraksiyonel karbondioksit lazer sistemi. Biz bunu PRP ile birlikte uyguluyoruz. PRP'nin deri yenileyici etkisiyle birlikte uyguluyoruz. Bazen dermapen yapıyoruz hastalarımıza. Bazen somon DNA'lı dolgular enjekte ediyoruz. Ama en çok klinikte kullandığımız fraksiyonel lazer sistemi. Hangi akneler iz bırakır hocam yüzümüzde ya da vücudumuzda? Aslında derin akneler iz bırakıyor, iltihaplı akneler iz bırakıyor. Bazen de kişinin oynamasıyla da iz kalıyor. Fraksiyonel lazer nelerdir? Biraz önce de bahsetmiştiniz. Evet. Kimlere kaç seans ve ne zaman uygulanıyor hocam? Fraksiyonel karbondioksit lazer 10.600 nanometre olan bir lazer sistemi. Aslında derinin en derinine gidiyor bu lazer sistemi. Buharlaşma yoluyla deride yenilenme, gözeneklerde sıkılaşma, cilt tonunda aydınlanma görüyoruz. Derinin en derinine kadar ulaştığımız için iz tedavisinde de, yanık izlerinde de, akne izinde de en etkili tedavimiz bu fraksiyonel karbondioksit lazer sistemi. Akne izinde... Biz fraksiyonel lazeri hastalarımızda tabii ki böyle tek bir mucizevi işlem yok dedik. O yüzden en az kliniğimizde 3 ila 6 seans uyguluyoruz. Kış aylarında uyguluyoruz. Hastanın işlem sonrası yara iyileşme süresi oluyor. İşlem sonrası bir kızarıklık oluyor. Sonrasında kızarıklık sonrası hafif kabuklanma oluyor. Bu tamamen iyileşmesi 4 ila 7 gün sürüyor. Ama sonrasında cilt çabuk toparlanmaya başlıyor. Zaten biz çabuk toparlanması için PRP işlemi de ekliyoruz cildimize. Sonrasında hastayı bir ay sonra tekrar görüyoruz. Tekrar aynı seansı uyguluyoruz. Bazen ek olarak peeling yaptığımız oluyor. TCA peelingleri yapıyoruz. Bazen sadece o scarları yumuşatmak için iğneli tedaviler yapıyoruz. Ama fraksiyonel lazere 3 ila 6 seans uyguluyoruz. Peki ek tedavilerden biraz bahsettiniz ama açmak istiyorum hocam. Bu akne tedavisinde onun yanında yaptığınız işlemler nasıl, neler yapıyorsunuz? Cilt bakımı olarak meyve asidi içeren peelingler uyguluyoruz hastalarımıza. Salisilik asit, TCA, bazen glikolik asit uyguluyoruz. Bunlar bizim aslında bir ayda yaptığımız işlemi
bir günde yapabiliyoruz bunlarla. Siyah nokta oluşumuna leke bırakan aknelerde o peelinglerle yenileyici etkiyle yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki iz oluştuysa lazer sistemleri, bazen dermapenle birlikte aynı hasarı oluşturabiliyoruz. Bazen de hastamıza sadece ev peelingleri öneriyoruz, ev peelingleri kullandırıyoruz. Ama bu hastanın kliniğine göre değişiyor. Peki son olarak hocam, programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu akne ve tedavilerinden seyircilerimize aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Neler yapsınlar, neler uygulasınlar? Şimdi aslında ev tedavisi kendi kafamıza göre yapmamamız gerekiyor. Çünku akne sistemik bir hastalık. Yağ bezinin iltihabı dediğimiz bir hastalık. O yüzden mutlaka bir dermatoloji uzmanı tarafından tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun da bir günde iyileşmeyeceğini hastalarımıza söylemek gerekiyor. Düzenli beslenme, düzenli yapılan cilt bakımı, düzenli tedaviler sonrasında cildimiz eski sağlığına kavuşabilmekte. O yüzden hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söylüyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bugün de Sağlıklı Günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Hepiniz hoşça kalın, bizimle kalın.